Merhabalar, Fatma'nın örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. evleriniz sağlık, mutluluk, huzur, bereket dolu olsun. Sağlığınız, huzurunuz, bereketiniz daim olsun. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına şöyle beybe altın ilmek ipiyle geldim arkadaşlar ipimiz şöyle çok güzel ortak kalınlıkta bir bebe ipi bugün sizlere bu güzel mavi bebe ipiyle çok güzel bir modelden bahsedeceğim bu modeli her iple örebilirsiniz arkadaşlar ve orta kalınlıkta bebe iplerine çok çok yakışan kabartmalı bir model iki sırada biten lastik istemeyen bir modelden bahsedeceğim bunun için ben şöyle baby altın ilmek ipi kullanacağım ipimi kenara alıyorum bu modeli örebilmek için 4 numara şiş kullanacağım bakın şişlerim 4 numara ben şöyle bir miktar ilmek aldım. Bu modelde neler olur? Bu modelden çok güzel bebek yeleği olur, bebek hırkası olur, atkı olur, bere olur. Çok güzel eşinize kendinizi yelek, hırka, süveter yapabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim. Modelimizin ilmek sayısı bir model 4 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4 burası bir model. Hırka, yelek, süveterine ne başlarsak? 4, 8, 12, 16 bu şekilde 4 ve 4'ün katları ilmek atıyoruz arkadaşlar. Modelimiz lastik istemeyen bir örgü modeli. Modelimizi öncelikle şöyle bir sıra zemin hazırlığı yapacağız. Ondan sonra modelimizi kuracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra zemin hazırlığı olarak 1 2 ters örüyorum. 1 2 düz örüyorum. Bakın bunu ben zemin hazırlığı olarak yapacağım. Ya bu bu işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. İki ters, iki düz ile zemin hazırlığımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu bir kereye mahsus yapacağız. Modelimiz lastik istemeyen, iki sırada tekrarlayan harika bir örgü modeli arkadaşlar. Şöyle zemin hazırlığımızı sıra sonuna kadar iki ters, iki düz olarak örüyorum. Bakın bitişimiz bu şekilde iki ters ile olacak arkadaşlar. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Bu örmüş olduğum zemin hazırlığını bir kere mahsus örüyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizi arka yüzde yani burada kuracağız. Burası modelimizin birinci sırası ve arka yüzü. Ve modelimizi arka yüzden hep bu işlemi uygulayacağız. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimin birinci sırasındayım. Arka yüzündeyim. Bir, iki, düz ördüm. İki düz ördükten sonra sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde iki tane ters arkadaşlar. İpimi beden tarafa iç kısma alıyorum. Bakın ilk ilmeğimizin ara boşluğuna bu şekilde dışarıya doğru bir ilmek alıyorum. Dışarı doğru bir ilmek aldım Buradaki duran ilmeği de örmeden karşıya alıyorum. Ve burada bir tane ters ilmeğimiz kaldı. İşlem aynı. Bakın şu ara boşluktan bir tane dışarıya ilmek alıyorum. Buradaki duran ters ilmeğimizi yine aynı örmeden alıyorum modelimizin arka yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar ve bu işlemi tekrarlıyorum bakın bir iki düz ördüm iki ters ilmeğim var İlk ters ilmeğimin ara boşluğundan dışarıya bir tane ilmek alıyorum ve buradaki duran ilmeği örmeden karşıya alıyorum tekrar aynı şekilde kalan tek ters ilmeğimizin ara boşluğundan gene bir tane ilmek alıyorum dışarıya buradaki duran ilmeği alıyorum örmeden ve modelimi tekrarlıyorum. Modelimin birinci sırası arka yüzden bu şekilde. Modelimizin arka yüzünden hep bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok kolay, çok güzel bir örgü modeli. Her örgüye de yakışır. Bakın düzümü de düz örüyorum. Ters ilmeğe geldiğimizde ise işlem aynı. Aradan ilmek alıyorum dışarıya doğru. Buradaki ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar aradan ilmek alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dışarıya doğru şuradan bir arkadaşlar evet aradan şöyle dışarıya doğru bir ilmek alıyorum bazen bu şekilde aksilikler olabiliyor buradaki ilmeği örmeden alıyorum tekrar bir iki düz ördüm bakın son iki ters ilmeğim kaldı işlem aynı öncelikle ilk ters ilmeğimizin ara boşluğundan dışarıya bir ilmek alıyoruz ve buradaki ilmeği örmeden karşıya alıyorum burada bir tane ters ilmeğimiz kaldı işlem aynı arkadaşlar aynı şekilde Aradan dışarıya bu şekilde ilmek alıyorum ve buradaki ilmeği örmeden alıyorum. Ve burada iki düz ilmeğim kaldı. iki düzümü düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünde yapacak olduğumuz işlem bu arkadaşlar. Modelimizin birinci sırası ve arka yüzü. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasında ön yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Ve sırasına gelen ilmeğimiz bir, iki ters. Sırasına gelen ilmeğimiz bu şekilde. Bakın iki tane çiftli ilmeğimiz var. Bakın bir tane çiftli ilmeğimiz tekrar yine bir tane çiftli ilmeğimiz. Bu çiftli ilmeğimizi yine aynı şekilde ikisini birlikte düz örüyorum. Ve buradaki kalan çiftli ilmeğimde tekrar ikisini birlikte düz örüyorum. Modelimizin ön yüzünde yapacak olduğumuz işlem de bu arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Bir, iki ters ördüm. Çiftli ilmeği ters örüyorum ikisini birlikte tekrar düz örüyorum pardon tekrar çiftli ilmeği bu şekilde düz örüyorum arkadaşlar ve modelimi ön yüzünden bu şekilde tekrarlıyorum modelimin ikinci sırasındayım ve ön yüzündeyim Aslında bakın modelimizin ön yüzünde bir iki ters örüyoruz bir iki düz örüyoruz işlem aynı arkadaşlar modelimizin bu şekilde olduğuna bakmayın modelimiz ilerledikçe ortaya çıkıyor arkadaşlar şimdi modelimizin ön yüzünde ikinci sırada sıra sonuna kadar iki ters İki düz olarak modelimizi örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi tersimi örerek modelimi tamamlıyorum. Modelimizin ön yüzünden hep bu işlemi yapacağız. Ben şimdi sizlere bir model anlattım. Bir model iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modelimizi nasıl kurmuştuk? Arka yüzden şöyle kısa bir şekilde bir kez daha göstereyim. Modelimizi bu şekilde arka yüzden kurduk arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir iki düz ördüm iki düz ördükten sonra bakın bu şekilde iki tane ters ilmeğimiz var ipi benden tarafa alıyorum ilk ters ilmeğimizin ara boşluğundan dışarıya şöyle bir ilmek çıkartıyorum buradaki ilmeği örmeden alıyorum ve burada bir tane ters ilmeğimiz kaldı işlem aynı yine aynı şekilde ilk ilmeğimizin ara boşluğuna ilmek çıkarıyorum ve buradaki ilmeği örmeden alıyorum tekrar 1 2 düz ördüm iki ters ilmeğe geldiğimizde ise tekrar aynı Bakın ara boşluktan dışarıya bir ilmek çıkarıyorum. Buradaki ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar ara boşluktan dışarıya bir ilmek çıkarıyorum. Buradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir, iki düz ördüm. Modelimi arka yüzünde hep bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünde de iki ters, iki düz aynı şekilde öreceğiz. Ben şöyle modelimi video öncesi bir hazırlık, bir çalışma yaptım. Gerçekten çok güzel, çok hoş bir model oldu. Benim çok çok hoşuma gitti. Şu modelimin güzeline bakar mısınız? Bundan hırka mı olmaz? Yelek mi olmaz? Atkı bere mi olmaz? Yumuşacık oldu arkadaşlar bakın. Modelimiz ilk başta modelimizi örerken hiç belli olmuyor. Ama biraz ilerledikten sonra çok güzel ortaya çıkıyor arkadaşlar. Her örgüye yakışır. Bir örgü modelinden bahsettim. Bakın modelimiz lastik istemeyen bir örgü modeli. Ve iki sırada bir tekrarlayan örgü modeli. Modelimizin ön yüzünün görünümü bu şekilde yumuşacık bir örgü oldu arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünü de mü bu şekilde. Dilerseniz bebek örgülerine, dilerseniz yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Bugünkü modelim de bu güzel örgü modeliydi. Videoma bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.